Evet arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Arkadaşlar artsın. Hazır mıyız arkadaşlar bombaya? Evet. Arkadaşlar birazdan Mesut abi çıktığında bol bol kalp bekliyorum. Unutmayalım. Evet sayımız artsın. Arkadaşlar herkesi davet edelim. Bomba gibi olacak. Beyim abi hoş geldin. Evet. Sayımız artsın biraz daha başlayacağız arkadaşlar. Merhabalar herkese merhabalar. Arkadaşlar haber verelim herkese, ekibimizdeki herkese. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Evet. Arkadaşlar bir hikaye anlatayım ben yine. Daha sonra da devredeceğim. Bir müzayede yapılıyor. Orada işte insan satış gerçekleşiyor açık arttırmayla. İşte bir sürü değerli şeyler satıyorlar. Daha sonra oradaki kişi, satan kişi bir eski bir keman kaldırıyor. Diyor ki işte bunu satıyoruz. Açılış 100 dolar. Hiç kimse onu pek şey yapmıyor. Bir de hafife alıyorlar. O kadar yüksek, önceki miktar o kadar yüksek ki işte 500 bin dolar gibi yüksek fiyatlarda şeyler satıyorlar. Ve 100 dolar dediği için gülerek bunu söylüyor. Ve hiç kimse bu kemana bir şey teklif etmiyor. Adam bunu düşürüyor. 50 dolar diyor. İşte 30 dolar diyor. 1 dolara kadar düşürüyor arkadaşlar kemanı. Ve yine hiç kimse almıyor. Oradan yaşlı birisi kalkıyor. Kemanı eline alıyor ve çalmaya başlıyor. Ve o kadar güzel çalıyor ki herkes mest oluyor. Ve yerine oturuyor. Ve tekrardan kemanı kaldırıyor. Diyor ki satlık işte ne kadar diye. Hemen bir tanesi yer kaldırıyor. İşte 1000 dolara ben alırım. Diğer 2000 dolar, diğer 3000 dolar falan filan derken 1 dolar dahi verilmeyen kemanı 5000 dolara satıyor arkadaşlar. 5000 dolara. Şimdi burada da çok güzel bir şey var aslında. Sadece aynı şey değeri arttı. Biz de burada tam olarak bunu yaşayacağız şu an. Farkına varacağız yani değerinin. Biliyorsunuz Randy Gage var. Kampımız var. Çok güzel bir etkinlik bizi bekliyor. Peki biz bunun değerinin farkında mıyız? Şu an bizim için 1 dolarmış gibi yani değerini öyle anladığımız bir şeyi biraz da şirketimizin yönetim kurulu başkanı Mesut Öfengin öyle bir anlatacak ki ya daha doğrusu bize öyle bir fark ettirecek ki ben buna %100 inanıyorum. Biz onun değerini daha iyi anlayacağız. Bizim yapmamız gereken kulağımızı açıp iyi bir şekilde dinlemek, bol bol kalp göndermek. Yavaştan devredeceğim. Hazır mısın abi? Her zamanki gibi. Evet arkadaşlar. Hazır olun. Karşınızda Mesut Öfengin. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Bol gönderelim arkadaşlar. İyi misiniz? İyi olduğunuzu görmek istiyorum. Kimler var burada? Ali merhaba. Cansu merhaba. İmran merhaba. Berna merhaba. Hasan Ali merhaba. Hasan Ali tekrar merhaba. Arkadaşlar öncelikle gecenin bu saatinde zamanınızı, kendi geleceğinizi inşa etmek adına ayırdığınız için hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Neşe sen de hoş geldin. Oo feyim, iyiydim erkeğim. Nasılsın? Sen de hoş geldin. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz önümüzde bugüne kadar Mega'nın en önemli etkinliği var. Ve bu etkinlik için şu an birçok duyguyu birden yaşıyorum. Bir taraftan heyecan var, bir taraftan telaş var, bir taraftan çalışma var. Ama bu duyguların içerisinde eğer en yoğun hangi duyguyu yaşadığımı sorarsanız çok çılgın hissediyorum. Yüksel sen de hoş geldin. Neden çılgın hissettiğimi söyleyeyim size. Ben aslında bu etkinlikten önce, daha önce Randy Gage etkinliğimizi yapmıştık. Ben biraz bundan bahsetmek istiyorum. Biz 2012 yılında
Randygage'i Türkiye'ye davet edeceğimiz zaman Randygage bizim için yapacağı 1,5 saatlik eğitim için bizden 45 bin dolar para istemişti. Yol ve diğer masrafları hariç. Ben demiştim ki o nedir ya? Yani biz bir ay boyunca çalışıyoruz ve bir aylık çalışmamızın sonucunda biz 45 bin dolar kazanıyoruz. Bu adam gelip bize 1,5 saat eğitim yapacak ve biz bunun için ona 45 bin dolar para ödeyeceğiz demiştim. Ama özür diliyorum. O zaman bu benim için büyük bir vizyon olmuştu. Ben demiştim ki ben bir ay çalışıyorum, 45 bin dolar kazanıyorum. O zamanlar bizim maksimum aylık kazancımız 45 bin dolardı. Yani bunun için o 45 bin dolara ulaşmak için çalışıyorduk. Ki o zaman 45 bin dolar falan almıyorduk yani. Ve benim için bir vizyon olmuştu 1,5 saatte 45 bin dolar kazanmak. Neyse çok başınızı ağrıtmayayım. Hulasa Randygage'i Türkiye'ye getirdik. Ve inanılmaz bir etkinlik yaptık. Biz hepimiz, o etkinliğe katılan herkes Randygage'e toplamda 45 bin dolar para verdik. Fakat o etkinliğe katılanların çoğu tek başına onlarca 45 bin dolar kazandı. Onlardan biri şimdi benim yanımda oturuyor. Hamit, sen o etkinliğe kaç kişiyle gelmiştin? Sanırım 6 diye hatırlıyorum. Ne kadar para kazanmıştın o zaman? Herhalde 1300 TL falan, 400 TL falandır ya. Çünkü bizde dolar 1.7 idi, daha düşüktü. Herhalde yani 700 lira falandır diye tahmin. Şimdi ne kadar para kazandın o süreçte? Yani 2012'den 2017'ye kadar. Yani o kadar, total income'ın ne kadar oldu? 2 milyondan fazla oldu. 2 milyondan fazla oldu. Değerli arkadaşlar, Randygage etkinliğine katılan herkes için bunu söyleyemem ama o etkinliğe katılanların büyük bir çoğunluğu Randygage'e bizim verdiğimiz toplam paranın onlarca katını kazanmış oldu. Şimdi aslında aynı şey sizin için geçerli. Sizin için bu bu etkinliğe katılacaklar için de bu sizin için hayati derecede önemli. Çünkü hepiniz bu işe idealleriniz için girdiniz. İşte kendi hayatınızı daha iyi bir hayat yaşamak için girdiniz. Kendi hayatınızı garanti altına almak için girdiniz. Ve şu an bunun için çabalıyorsunuz. Peki Randygage size ne yapacak? Asıl cevabını vermemiz gereken sorulardan biri bu. Değerli arkadaşlar, Randygage, sizin bir arabanız var, tamam mı? Bu arabanızın motoru 1.2 ya da diyelim ki 1.6. Randygage sizin arabanızın motorunu 5000 cc yapacak değerli arkadaşlar. Size hız katacak, size güç katacak, size inanç katacak, size vizyon katacak. Size neler yapabileceğinizi, kendi içinizdeki potansiyeli keşfetmenizi sağlayacak. Şimdi değerli arkadaşlar, bu etkinlik için vereceğiniz para totalde 200 TL. Ben daha önce Randygage için Amerika'da bir etkinliğine katıldım. Bu etkinliğe katılmak için sadece biletine 1700 dolar para ödedim değerli arkadaşlar. Ve buradan 13-14 saat uçakla Amerika'ya gittim. Bilet parası ödedim, uçak biletinin parasını ödedim. Bir hafta 10 gün orada kalmıştım. Otelde kaldık. Bu arada Fehim de vardı o zaman, beraber gitmiştik. Yani totalde o etkinliğin bana maliyeti minimum 10 bin dolar olmuştu. Peki ben o etkinlikten ne öğrendim biliyor musunuz? Hiçbir şey. Çünkü onlar İngilizce konuşuyordu. İngilizcelerini de anlamıyordum. Ama benim oradan dönerken aldığım bir ders vardı. O da neydi biliyor musunuz? Katıldığımız etkinlikte belki 5000 kişi vardı. Ve bu 5000 kişinin içerisindeki en genç organizasyon bizdik. Oraya salona gelenlerin bazıları tekerlekli sandalyeyle gelmişti. Bazıları değneklerle geldiler. Ve bu insanlar normal işlerinde 20 yıl, 30 yıl çalışmışlar. Ama hala kendi hayatlarını idame edebilecek kadar gelire sahip değillerdi. Ve bu yaştan sonra son umut olarak network marketing'e başlamışlardı. Ben o zaman dedim ki evet, biz şu an Türkiye'nin en genç organizasyonuyuz. Ama biz bu saatten sonra dünyanın en genç organizasyonu olacağız. Ve insanların 20 yıl, 30 yıl çalışmalarına gerek kalmadan kendi hayatlarını, kendi geleceklerini network marketing sistemi üzerine inşa etmeleri için çaba sarf edeceğiz. Ki nitekim Türkiye'de bunu yaptık. Randygage 2012 yılında Türkiye'ye geldiğinde biz Türkiye'de çok küçük bir firmaydık. Fakat Randygage ile biz Türkiye'nin bir numarası olduk değerli arkadaşlar. Şimdi Randygage ile Türkiye'nin değil, dünyanın bir numarası olmak için hazırlanıyoruz. Ve buradaki asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Bu etkinliğe gelecek olan kişiler Mega'nın dünyadaki en iyi liderleri olacaklar. Ve siz dünyanın Randygage'leri olacaksınız. Bakın değerli arkadaşlar, ben önce biraz Randygage'den bahsetmek istiyorum. Sonra da Dr. Hedy'den bahsedeceğim. Randygage, ben 36 yaşındayım. Ve Randygage 35 yıldır network marketing yapan bir insan. Yani
organizasyonda benim yaşımda herhalde birkaç kişi vardı. Onun dışındaki herkes daha küçüktür. Adam benim yaşım kadar network marketing yapmış. 35 yıldır network marketing yapan bir adamdan bu işin nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Ve bugün biz network marketing dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk 5 isimden biri Randy Gage'tir değerli arkadaşlar. Siz bu adamdan eğitim alacaksınız. Ben burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Herkes kendi vizyonunu gerçekleştirir değerli arkadaşlar. Kimileri ben Young Millionaires'in en iyi presenter olacağım der. Kimileri ben Young Millionaires'in en iyi trainer olacağım der. Kimileri yo ben Meg Holding'in en iyi trainer ya da en iyi direktör ya da en iyi researcher olacağım der. Kimisi de ben dünyanın en iyisi olacağım der. İşte Randy Gage bunlardan biri. Ve oraya gelen insanlar kendinde şu vizyonu oluşturacak. Randy Gage de benim gibi bir insan. Onun da iki eli var, iki gözü var, iki kulağı var, bir burnu var, bir ağzı var. Benimle normal standartlarda bir insan. Demek ki o yaptıysa ben de bunu yapabilirim. Ve o adam 35 yıldır dünyada bu işi yapıyor değerli arkadaşlar. Ve bizde şu vizyon oluşacak. Evet, ben de dünyanın en iyisi olabilirim. Değerli arkadaşlar, benim burada gelmek istediğim nokta şu. Herkes sadece kendi vizyonunu gerçekleştirir. Daha fazlasını yapamaz. Buradaki asıl önemli olan nokta, bakın biz bugün Randy Gage'in bindiği spor arabaları kendi vizyonumuz olarak belirledik. Onun yaşam tarzını kendi vizyonumuz olarak belirledik. Ve biz onun bugüne kadarki network serüveninden ilham alıyoruz. Asıl soru ne biliyor musunuz? Kimler bizim hayatımızı ilham olarak alacaklar? Kimler bizim spor arabalarımızı kendine vizyon olarak belirleyecek? İşte oraya gelen arkadaşlar bunu fark edecekler, bunu keşfedecekler değerli arkadaşlar. Ve her biri kendinde böyle bir vizyon oluşturacak. Ve ben eminim ki oraya gelen birçok insan diyecek ki, çünkü o etkinlikte megastarlarımız Randy Gage ile sahne alacaklar. O insanlar diyecek ki evet, bir dahaki etkinlikte ben de Randy Gage ile birlikte bu sahneyi almak istiyorum. Ben dünyada Randy Gage ile birlikte aynı sahneyi almak istiyorum. Ben Randy Gage için, network marketing sistemi için dünyaya kattığı değeri ben de katmak istiyorum. Benim de bu çorbada tuzum olsun diyecek. Değerli arkadaşlar, Randy Gage, ben birkaç defa arkadaşlarla yaptığım birebir görüşmelerde de bunu söyledim. Haftalık bir toplantıya katılmazsanız bunu telafi edebilirsiniz. Bir tane kampa katılmazsanız bunu telafi edebilirsiniz. Bir etkinliğe katılmazsanız bunu telafi edebilirsiniz. Bir seminere gitmezseniz bunu telafi edebilirsiniz. Ama bu etkinlik telafisi olmayan bir etkinlik. Ve biz bunu en son 5 yıl önce Türkiye'de yapmıştık. Bugün bir daha yapıyoruz. Kim bilir bir daha ne zaman yaparız onu da bilmiyoruz. Bu arada değerli arkadaşlar, Randy Gage'i biz Türkiye'ye ilk getirdiğimizde Randy Gage'in kendi çalıştığı firma onu getiremezken biz Randy Gage'i getirdik. Ve belki bugüne kadar Randy Gage hiçbir şirketin 3 günlük eğitim kampına katılmazken bunu yine dünyada bir ilki başararak biz yapıyoruz. Bu noktada ben şirketinizin gücünü bir daha görmenizi istiyorum. Ve ben etkinlik için ödenen o bedavadan biraz pahalı olan kısım var ya, 200 lira. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biz bu etkinliği duyurduğumuzda Türkiye'nin gündemine oturduk. Ve Türkiye'deki birçok şirket sahipleri biz de bu etkinliğe katılmak istiyoruz diye bizimle iletişime geçtiler. Biz dedik ki hayır, biz bu etkinliği sadece Mega'ya özel yapıyoruz ve Mega'nın dışındaki hiç kimsenin de bu etkinliğe gelmesini istemiyoruz. Sizi temin ediyorum ki sizin 200 liraya aldığınız o biletleri var ya, ben şu an satışı açayım, 2 saat içerisinde, belki şu an saat geç oldu, 1 gün içerisinde o biletleri 1000 liraya satarım ve hiçbir tane biletimiz kalmaz. Ama biz bunun derdinde değiliz. Biz bu işten para kazanmanın peşinde değiliz. Biz kendi organizasyonumuzdaki insanların bu işi daha iyi yapıp bu işten daha fazla para kazanmasının çabası içerisindeyiz. Ve biz bugüne kadar Mega Holding olarak, Mega Holding'in bugüne kadar bize yaptığı hep şuydu. Bizi hep özel hissettirdi ve hep özel olduk. Hep hiç kimsenin yapmadığını yaptık. Hep hiç kimsenin sahip olmadığı ürüne sahip olduk. Kimsenin ödeyemediği komisyonu ödedik. Kimsenin Türkiye'ye getiremediği kişileri Türkiye'ye getirdik ve bunlardan biz eğitim aldık. Bugün bunu bir daha tekrarlıyoruz ve Mega gerçekten büyük bir şirket, güçlü bir şirket. Bugün siz o etkinliğe geldiğiniz zaman bunu iliklerinize kadar hissedeceksiniz değerli arkadaşlar. Çünkü biz bugüne kadar yaptığımız en iyi etkinliği 6-7-8 Ekim'de yapacağız. %100 profesyonel, %100 kurumsal, her anlamda siz orada kendi şirketinizin gücünü göreceksiniz. Ve bu güç size de güç verecek. Sizin de kendi işinizi daha iyi yapmanızı sağlayacak. Peki neden geleceksiniz bu etkinliğe? Gelmeseniz bu işi yapamaz mısınız? Gelmeseniz bu işten para kazanamaz mısınız? Tabii ki para kazanabilirsiniz. Tabii ki gelmek zorunda değilsiniz. Gelirseniz ne olur? Gelirseniz
en az 5 yıl zaman kazanmış olursunuz değerli arkadaşlar. Yani Randy Gage'e katılmazsanız ne olur, katılırsanız ne olur. Katılırsanız 5 yılda kat edeceğiniz yolu 1 yılda kat edersiniz. 5 yıl sonra bineceğiniz hayalinizdeki arabaya 1 yıl sonra binersiniz. 5 yıl sonra oluşturacağınız uluslararası organizasyonu 1 yıl sonra oluşturursunuz. 5 yıl sonra evleneceğiniz, yani 5 yıl sonra evlenecekseniz 1 yıl sonra evlenirsiniz. 5 yıl sonra çocuk sahibi olacaksanız 1 yıl sonra baba olursunuz ya da anne olursunuz. Ya da 1 yıl sonra dünya turuna çıkmaya başlarsınız. Ve bu size 5 yıl kazandırır değerli arkadaşlar. 5 yılın sizin hayatınızda ne kadar önemli olduğunu, yani ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu yüzden bu etkinlik sizin için önemli. Ve asıl önemli olan, eğer gerçekten idealleriniz varsa, eğer gerçekten hayalleriniz varsa ve bir şeyler yapmak istiyorsanız, bu hayatta adınızı altın harflerle network marketing sektörüne yazmak istiyorsanız bu etkinlik sizin için. Burada sizin olmanız lazım. Kimin için? Kendiniz için olacaksınız. Çünkü bu iş sizin işiniz. Biz kendi çapımızda hummalı bir çalışmayla, hem megastarlarımızla hem şirket personeliyle size orada en iyi etkinliği yapabilmek için tüm gücümüzle çaba sarf ediyoruz. Değerli arkadaşlar, ben bir noktanın da altını çizeceğim. Bütün personel şu an seferber olmuş durumda. Size orada en iyi şekilde sizi ağırlayabilmek için. Ama bilmenizi istiyorum. Sizin aylık satışlarınız 10 milyon dolar da olsa onların alacağı sabit maaş hiçbir zaman değişmeyecek. Fakat sizin oraya artı bir kişi fazla getirmeniz sizin kazancınızı artıracak. Bu yüzden benim sizden istediğim şu değerli arkadaşlar. Şu an bu yayını izleyen arkadaşlara özellikle sesleniyorum. Bence kendinizi bir kenara bırakın ve son 5-6 gününüz kaldı. Bu 5-6 gün içerisinde, çünkü önümüzdeki hafta şu an kamp başlamış olacak ve biz şu an kampta kim bilir eğitim yapıyor olacağız. Şimdiden itibaren çevrenizde bu etkinliğe gelebilecek kaç kişi varsa bunları getirin. Biraz üst düzey liderlere seslenmek istiyorum buradan. Sizin takımınızdan 10 kişiyle bu etkinliğe gelmeniz ile bu etkinliğe 50 kişiyle gelmeniz arasındaki fark çok büyük. Çünkü siz 3000 kişinin sinerjisinden pay alacaksınız değerli arkadaşlar. Düşünün, bir haftalık toplantıya gidiyorsunuz, bu sizi ne kadar motive ediyor? Ya da bir seminere katılıyorsunuz, bu sizi ne kadar motive ediyor? Bir de 3000 kişilik bir etkinliğe katıldığınızı düşünsenize. 3000 kişinin sinerjisinden pay alacaksınız. 3000 kişinin inancından, 3000 kişinin gücü size güç katacak. Ve siz bu inançla, bu güçle, bu motivasyonla geri döndüğünüzde neler yapabileceğinizi bir hayal edebiliyor musunuz? Değerli arkadaşlar, bir nokta daha. Zamanımız çok kısıtlı ve biletler hızla tükeniyor. Her an etkinlik sayfasından şu duyuruyu duyabilirsiniz. Biletlerimiz tükenmiştir. İlginiz için teşekkür ederiz. Çünkü her gün biletler hızla tükeniyor ve bilet biterse bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Değerli arkadaşlar, salonda sadece 2690 tane sandalye var. Başka yok. Ve bu biletler bittikten sonra bitecek. Ben ayrıca şunu da bilmenizi istiyorum. O etkinlikte sizin takımınızdan kaç kişi olur bilmiyorum. Ama benim bildiğim bir şey var. O salon hınca hınç dolacak ve orada 3000 kişi olacak. Asıl soru şu. Sizin takımınızdan kaç kişi olacak? Siz kaç kişiyle orada olacaksınız? Çünkü biz bir önceki Randy Gage etkinliğimizden bir ay sonra değerli arkadaşlar satışlarımızı tam 4'e katlamıştık. Bu etkinliğe gelen herkes için de aynı şey geçerli. Ben biliyorum ki o etkinliğe gelenler döndükten sonra tam olarak depar atacaklar değerli arkadaşlar. Depar atmak isteyen, ben yeter artık, ben daha fazla yokluk çekmek istemiyorum, ben bir an önce satışlarımın artmasını istiyorum, ben bir an önce kariyer atlamak istiyorum, ben bir an önce kendi arabama sahip olmak istiyorum diyenler için biçilmiş bir kaftan değerli arkadaşlar. Siz bedavadan biraz daha pahalı olan bir etkinlik bileti ödeyeceksiniz ve kendi geleceğinize büyük bir yatırım yapmış olacaksınız değerli arkadaşlar. Ben bir noktayı daha söyleyip konuyu yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, siz oraya kaç kişiyle gelirseniz gelin, sizi temin ediyorum ki pişman olacaksınız. Niye biliyor musunuz? Bir kişiyi daha fazla getirmediğiniz için. Ve şu an oraya gelmeyeceğini düşündüğünüz ya da geldiğinde herhangi bir şey olmayacağını düşündüğünüz kişi sizin 2018 yılındaki megastarınız olabilir, bunu bilemezsiniz. Ya da bu işi buradan Amerika'ya açacak bir lideriniz olabilir. Ya da bu işi buradan Avustralya kıtasına açacak bir lideriniz olabilir. Kimin ne yapacağını bilemezsiniz. Benim size tavsiyem şu an geriye kalan 5 gününüzde hayatınızdaki her şeyi bir kenara bırakın. Ve kendiniz için, kendi geleceğiniz için bir şeyler yapmak adına bütün zamanınızı, ben şu an bunu yapıyorum çünkü, bütün benliğimle, bütün her şeyimi ortaya koyarak bu etkinliğin en iyi şekilde geçmesi için çaba sarf ediyorum. Sizden de
aynı şeyi istiyorum. Şu son 5 günde hayatınızdaki her şeyi, çocuğunuzu, karınızı, kocanızı, sevgilinizi, annenizi, babanızı, hayatınızdaki her şeye 5 gün boyunca bir es koyun. Onları bir kenara bırakın. 5 gün boyunca bütün her şeyinizle olabildiğince daha çok kişiyle oraya gelmeye çalışın. Çünkü kim oraya daha çok kişiyle gelirse 2018'in liderleri onlardan çıkacak. Ve onlar 2018'de en çok para kazanan kişiler olacaklar. Ben bir noktanın da altını çizmek istiyorum. Son olarak Randy Gage'den sonra biliyorsunuz ki etkinliğimizde Hedi Bey olacak. Hedi Bey bizim dünyada en çok para kazanan liderlerimizden biri. Ve dünyada, dünya genelinde en çok organizasyon kuran liderlerimizden biri. Mega Holding'de 14 yıldır çalışıyor değerli arkadaşlar. Eğer ben bugün buradan size seslenebiliyorsam bu Hedi Bey'in sayesinde. Eğer bugün biz Randy Gage'i Türkiye'ye getirebiliyorsak bu Hedi Bey'in sayesinde. Biz ona çok şey borçluyuz. Ve belki şu an bu canlı yayını izleyen birçok arkadaşlarla Randy Gage'i görme şerefine nail olamadı. Ve o etkinliğe gelecek 3000 kişinin çoğu belki hala Hedi Bey'den eğitim almadı. Ben bugüne kadar aldığım en kaliteli eğitimleri hep Hedi Bey'den aldım. Sizler 14 yıldır çalıştığınız şirkette çalışan ve bu şirkette en çok komisyon alan bir liderden eğitim alacaksınız değerli arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın. İnsanlar, inanın bana, Randy Gage'le fotoğraf çektirmek için bile 200 liradan fazla para verir. Siz onun saatlerce eğitimini almak için 200 lira para vereceksiniz. Bu sizin şirketinizin, bu sizin liderlerinizin gücü. Siz de size sunulan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirin. İnsanlar Randy Gage'in eğitimine katılmak için onlarca saat yol gidiyorlar. Binlerce dolar para ödüyorlar. Bugün Randy Gage Türkiye'de değerli arkadaşlar. Ve ben şunu bilmenizi istiyorum. Bu telafisi olmayan bir etkinlik. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Kendinize bir şans verin. Ve ben size şunun teminatını veririm. Oraya geldiğinize fazlasıyla değecek. Ben çünkü daha önce bu etkinliğe katıldım. Hem de 2 defa katıldım. Ve her katıldığımda bunun faydasını fazlasıyla gördüm. Size iyi bir haberim var. Son iyi bir haberle kapatacağım. Biz geçen etkinlikte Hedi Bey'e 45 bin dolar vermiştik dedim ya. Bu sefer Hedi Bey'e 100 binlerce dolar vereceğiz. Ve biz ona 45 bin dolar verirken 45 bin doların onlarca katını kazandık her birimiz. Şimdi ona 100 binlerce dolar vereceğiz. Ve siz geleceğin liderleri, sizler her biriniz 100 binlerce doların onlarca katını kazanacaksınız. Onlarca defa 100 binlerce dolar kazanacaksınız. Yani sizler bizden çok çok daha şanslısınız. Sizin için hazırlanan bu programdan istifade edin. Çünkü şunu bilin, siz olsanız da olmasanız da bu etkinlik olacak. Ama asıl önemli olan bu etkinlikte sizin kendi yerinizi almanız. Değerli arkadaşlar, beni bu saatte, beni ve Hamit'i dinlediğiniz için, bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben en azından vicdanen rahat olmak adına bu etkinliğin önemini Hamit'le birlikte size anlattık. Gerisi size kalmış bir şey. Unutmayın, bu sizin kendi işiniz. Geldiğiniz için bize bir şey kazandırmayacaksınız. Ve siz milyonlarca dolar da kazansanız bir dolarını bizimle paylaşmayacaksınız. Kazanacağınız para sizin, elde edeceğiniz kariyer sizin. Bu iş sizin işiniz. Bunu kendiniz için yapacaksınız. Ha bu arada şunu da düşünmeyin. Ya zaten şirket bu videoları YouTube'a yükler. Biz YouTube'dan izleriz bu videoları. Değerli arkadaşlar, gidip bir kafede maç izlemek için 15 TL para ödüyorsunuz. Belki 10 lira, belki 20 lira. Daha fazla değildir. Ben hiç maç izlemem ama siz biliyorsunuzdur. Ne kadardır bir maçı izlemek? 10-15 lira paradır. Peki sizce insanlar neden gidip sahada maçı izlemek için 200 lira, 300 lira ya da 500 lira para ödüyorlar? Niye kafede oturdukları yerden hem de mesela oraya gidiyorlar, orada ayakta duruyorlar. Ne bir şey yiyorlar, ne bir şey içiyorlar. Oysa gidip bir kafede oturup çay içebilirler, nargile içebilirler. Bunun için 15 dolar ödüyorlar. Fakat buradaki asıl mesele ne biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Hissedebilmek. Siz belki o eğitimi YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Ama bu sizin hissedebileceğiniz bir şey değil. Bu coşkuyu, bu heyecanı, bu atmosferi hissetmek bambaşka bir şey. Bu işte zaten asıl önemli olan bu. Gelin bizim bu coşkumuza, bizim bu heyecanımıza, bizim bu anımıza ortak olun. Ve gelin hep birlikte bu coşkuyu yaşayalım. Bu atmosferi hep birlikte yaşayalım. Ve günü geldiğinde de hep birlikte biz bunu birlikte başardık. Biz bunu birlikte yaptık diyelim. Ve bunun gururunu da, haklı gururunu da hep birlikte kendimiz yaşayalım. Değerli arkadaşlar, 6-7-8 Ekim'de
Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Amit'im söylemek istediğim bir şey var mı canım? Arkadaşlar dinlediniz zaten. Mesut abi iyi bir şekilde anlattı. Geçen gün biz de canlı yayın yapmıştık zaten. Şu an 5 günümüzü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Mesut abi kendimiz üzerinde konuştu. Ben sadece şu kısma değineceğim. Misafir arkadaşları davet etme üzerine de. Arkadaşlar kendi biletlerinizi bir an önce alıp bundan sonraki 5 gününde de etrafımızdaki arkadaşların, işin içerisinde olmayan arkadaşların özellikle oraya getirmeyi sağlamak lazım. Çünkü oradaki insanlar bu ortamı gördüğünde, çünkü dışarıda böyle bir ortam yok. Böyle bir ortamda bulunma şansları da yok. Bu ortamı yaşadıklarında çok memnun kalacaklar. Ve bu memnuniyeti daha sonrasında size teşekkür ederek zaten söyleyecekler. Artı sizin ekibinizde olarak da bunu gösterecekler. Daha sonrasını düşünseniz o arkadaşlar direkt aslında eğitim almış birisi. Direkt çalışmaya başlayacaksınız. Daha sonraki aylara düşünün. Bu da sizin sürecinizi, Mesut Abacı 5 yıl kazanmadan bahsetti. Bir de bunu yaparsanız sürenizi daha da hızlandırmış olursunuz. Bunu da iyi değerlendirin. Ben de sadece buna değinmek istiyorum. Bununla ilgili bir iki cümle daha sarf etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, tahmin edersem şu an bu yayını izleyen birçok arkadaşımız kendi biletini almıştır. Benim size tavsiyem yarın akşama kadar takımınızdaki herkesin, istisnasız herkesin kendi biletini almış olmasını sağlayın. Daha sonra da takımınızda şu an pasif olan, şu an çalışmayan bütün arkadaşlarınızı arayın ve bu etkinliğe getirmeye çalışın. Üçüncü olarak da sıcak müşteri adaylarınızı oraya getirin değerli arkadaşlar ve her biriniz kendinize bir hedef belirleyin. Her biriniz iki tane müşteri adayınızı oraya getirin. Peki bunu yaparsanız ne olacak? Siz oraya bir kere kafadan iki tane satışla gelmiş olacaksınız. Hem de güçlü, Randy Gage'den, Dr. Hedy'den eğitim almış İki kişiyle gelmiş olacaksınız. Ve siz oradan döndükten sonra düşünsenize 10 kişilik, 15 kişilik bir takımınız var. Ve 30 tane misafir adayıyla gelmişsiniz. Ve bir anda sizin takımınızda 30 tane yeni müşteri adayınız artık sizin müşteriniz olacak. Ve siz 30 kişiyle başlamış olacaksınız. Hem de motivasyonu %100 olan, inancı %100 olan, artık gerçekten bir şeyler yapmak isteyen kişilerle bir araya, birlikte başlamış olacaksınız. Bu yüzden öncelikle takımınızdaki kişileri yarın akşama kadar mutlaka bitirin. İstisnasız işin içindeki herkesi bitirin. Sonra takımınızda şu an pasif olanları arayın ve onları muhakkak bu seminere getirin. Üçüncü olarak da şu an özür diliyorum. Şu an sıcak müşteri adaylarınız var. Onları arayın ve onlarla birlikte orada olun. Onların orada satışlarını yapmış olursunuz ve siz gelirken tek başınıza gittiğiniz bir etkinlikten minimum 3 kişiyle dönmüş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.